Herkese iyi akşamlar. Artık Türkiye'nin klasikleri arasına girmiş. Canlı yayınımızda bir cuma akşamı yine sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğumuza özel bir başlangıç yapıyoruz. Kade Bostani'den cuma akşamı İstanbul kar yağışına uygun bir müzikle girdik yayına. Karşınızda Öznur ve Bedia. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Evet, artık müziği keselim istiyorsan ne dersin? Evet, sesim çıktı. Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kısaca Bedia ve Öznur hoş geldi. Kısaca ben programın gidişatı hakkında size bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz bunu Facebook canlı yayın üzerinden yapıyoruz. Ve canlı yayın üzerinden konuklarımız bizi izliyorlar. Gördüğünüz ekranda siz konuklarımızın izlediği görüntüyü siz de görebiliyorsunuz. Ve bir kamera yardımıyla da konuklarımızın bize ulaşması, konuklarımıza ulaşmayı sağlıyoruz. Tekrar hoş geldin sevgili Bedia, sevgili Öznur. Bu soğuk pazar, bu soğuk cuma akşamında saat 9 bu cuma akşamında herkese sevgiler, selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah bu soğukta herkesi ısıtacağız. Güzel bir muhabbet istiyoruz Öznur'a. Ne dersin? Yani lütfen, daha varım. Biraz bekleyeceğiz çünkü arkadaşlarım tabii herkesin saatiyle ilgili 1-2 dakikalık gecikmeler oluyor. Yavaş yavaş programımıza bağlıyor. Evet. Herkese selamlar. Evet, Öznur ve Bedia tekrar hoş geldiniz ve ben çok sorum var. İnanıyorum size de birçok soru gelecek çünkü neredeyse bizim grubun en marjinal kişilerinden biri Öznur mu Vigor mu karar vereceğiz. Öznur mu diyeceğiz, Vigor mu diyeceğiz. Niye ona kızıyorlar, niye onlara kızıyor? Acaba Öznur ne yapıyor? Bedia kim? Bedia kim? Bunların hepsini öğreneceğiz. Ve tabii asıl konumuz şu. Acaba obezite cerrahisi geçiren bir hastanın çevresi, özellikle en yakın arkadaşları destek mi olur, köstek mi olur? Bugün bunun cevabını arayacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bakın yazıcı ailesi, tüm ailemizi izliyor. Bu arada önümüzdeki hafta yine bir eve konuk olacağız. Bu sefer bütün aileyi ameliyat ettik. Yani kardeşleri, çocuklarını vesaire 7-8 kişilik bir operasyon geçirmiş bir aile var. Onların evine konuk olacağız. Mevcut yerimiz onları buraya getirmek yerine biz oraya gitmeyi tercih ettik. Herkese iyi akşamlar ve bu gecenin en önemli konuklarından Neriman Türkmen, evet. En önemli izleyicilerinden Neriman Türkmen canlı yayında. Kim Neriman Türkmen bugün grubumuzda bir fotoğraf paylaştı ve o fotoğrafla ilgili herhalde ilerleyen zamanlarda ben bunun altında kalmam değil mi Özür? Sen bunu çok iyi biliyorsun. Ben şahsen bununla karşılaşmış ve ceza demeyelim de ona. Ne diyelim? Daha farklı, yönlendirmeyle doğruyu yapabilmek. Evet, şimdi bu akşam da Neriman Türkmen'in paylaştığı resim üzerinde biraz konuşacağız. Tabii öncelikle konularımıza gireceğiz. İlk önce sizleri tanıtacağız. Sizleri tabii bizim grubumuzda, bizi bu gruptan izleyen herkes de sizleri tanıyorlar. Ama gerçekten Öznur kim, Vigor kim, Bedia kim? Bunlar için kısaca sizden birer cümle alacağız. Bu arada canlı sorular hazır. Ben sizi yönlendireceğim tabii bu konuda. Herkese iyi akşamlar. Ailemden de izleyenler var. Onlara da iyi akşamlar diliyorum. Zerrin abla da canlı yayında. Zerrin tahminen seni kaçırmaz Vigor. Seni çok seviyor. En önemli destekçilerinden mi? Evet, ben artık kısa keserek başlıyorum. Çok soru soracağım bugün size. Ama çok kısa cevaplar isteyeceğim. Belki bazı konuları daha içeri gireceğiz. Daha derinlemesine konuşacağız. Öznur kimdir? Öznur Baycan kimdir ya da öyle sorayım. Aslında onu ikiye böldük. Öznur Baycan ameliyattan önce bastırılmış duygulara sahip olan bir Öznur var. Yani herkesin ondan beklediğini yapan, işte onlar için yaşayan bir Öznur var. Ama sonrasında da değişerek Vigor'a evrilen bir Öznur var. Öznur kaç doğumlu Öznur? 85. 85 oğlum. Ne iş yapıyorsun? Muhasebeciyim ben. Muhasebeci. Evet. Bana şimdi özelden bazen soruyorlar Öznur sizle mi çalışıyor diye. Ya bu kanıya nasıl vardılar bilmiyorum ama ben bir yayın evinde muhasebe elemanı olarak çalışıyorum. İTAKİ yayınlarındayım bu arada. Hani araştırmak isteyen varsa. Bora Hoca ile çalışmıyorum. Bora Hoca'nın hastasıyım. Ama bizim aktif hastalarımızdan biri herhalde. Peki Öznur, Vigor kim?
Vigor... Vigor nedir? Vigor özel bir isim. Nedir? Yabancı bir isim. Vigor ne demek? Sen neden Vigor'u kullanıyorsun? Vigor kim? Vigor benim ameliyat olmadan önce yazmış olduğum öykülerden oluşturduğum bir karakterdi. Ve o karakter aslında benim hayalim olan, daha doğrusu benim içimde yaşayan bir karakterdi. Vigor güç anlamına geliyor bu arada. Tüp miden ameliyatından sonra gerçekten karakterim değişti. Karakterim değişmedi aslında. Asıl kimliğim ortaya çıktı. Dolayısıyla Vigor da ortaya çıktı. Vigor neyi canlandırıyor? Vigor mu? Gücü mü canlandırıyor? İçindeki hangi gücü canlandırıyor Vigor? Yani yaşayabilme gücü benim için. Yaşamak için, mutlu olmak için, bir şeyleri başarmak için, her şey için. Peki... Ben seni bir yılı aşkın süredir tanıyorum, takibimizde olansın ve ameliyat sürecini biliyorum. O zaman Bedia yoktu. Bedia nereden çıktı? Bedia! Sen nereden çıktın? Aslında biz Bedia ile 15 yıldır tanışıyoruz. Ama ameliyat sürecinde yoktu, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Çalıştığı için bana destek olamamıştı. Akşamları geliyordu ama şöyle bir şey var, Bedia çıkmadı. Ben çıktım geldim onun yanına. O İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da hatta bana sürekli şey derdi, kalk gel yanımda, yanıma yat, hani yanıma yat ne diyor, yanıma taşın, yanımda yaşa diye. Evet, beraber de yatıyoruz. Ve birlikte yaşamaya başladık. Aslında 15 yıldır tanışıyoruz ama ameliyattan sonraki sürecimde bana en büyük desteği sağlayan Bedia. O yüzden daha çok görünür oldu. Şu an daha hayatında. Tabii. Siz beraber mi yaşıyorsunuz? Beraber yaşıyoruz. Anne evde yaşıyorsunuz. Aynen. Başka kimse yok evde herhalde. Yok. Başka bir canlı mı var evde? Canlı? Yani kedi, köpek vesaire başka bir canlı var mı? Arada kediler geliyor. Kediler geliyor. Şimdi yayınla ilgili Sercan Hanım demiş ki canlı yayın sürekli kesiliyor hocam. İnternet problemi var diyor ama biz aynı anda burada interneti takip ediyoruz ama bir problem yok. Sercan Hanım sizin internet bağlantınızla ilgili olabilir. Evet. Peki acaba ameliyat, obezite cerrahi sonrası çevremiz değişiyor mu? Bence değişiyor. Yani çünkü Bedia yoktu aslında ya da Bedia senin hayatındaki merkezde değildi. Şimdi neden hayatındaki merkezde? Tabii bu soruyu sormak için önceden izin istedim bu arada, bu soruyu soruyorum. Bedia seni de konuşturacağım merak etme ama şu an en popüler konumuz Vigor olduğu için herkes ondan daha fazla kelimeler duymak istiyor. O yüzden Vigor'u öncelikli biraz sıkıştıracağım. Vigor, Bedia neden hayatındaki önceliklere girdi? Neden hayatının en önemli noktasına geldi? Aynı evi paylaşmaya başladı. Şimdi ben dışarıdan baktığım kadarıyla sen daha marjinal, işte daha farklı bir karakter ve sosyokültür durumdayken daha mutasip bir Bedia senin bir anda ev arkadaşın oldu ve senin hayatına merkeze girdi. Neden böyle bir şey oldu? Hayatımın merkezine girme sebebi bana bu süreçte gerçekten kendi ailemden daha fazla yardımcı olduğu için... Yardımcılıktan ziyade aslında bana yaptığı hiçbir şey yok, sadece beni anlıyor ve anladığı yönleriyle destek oluyor ve inanın bana hani hiçbir ev arkadaşı şunu kabul etmez, mutfağımızda benim yiyebileceğim yemekler var, atıştırmalıklar, benim garibim çikolatayı kendi odasında gizli saklı yiyor, hani bunları gördükçe benim için daha değerli, daha kıymetli oldu ama şu demek değildir ki bunları bana yapmayan değerli değil, hayır. Aynı evi paylaşıyoruz. Aynı evi paylaşan insanlar birbirlerine de köstek olabilirler. Ama ben bunu Bedia'da hiç yaşamadım. Bugün onu soracağım. Yani neden Bedia? Neden Bedia bu bariyatrik cerrahi sonrası merkeze geldi? Bunu araştıracağız, bunu öğreneceğiz. İsterseniz biraz da Bedia'yı tanıyalım. Tabii seni bir yayın evinde muhasebeci olarak gördük. Bedia kim? Ben Bedia. Bu tarafa konuşacağım. Evet. Biraz şey olacak, muhatap olarak... Bak Evru şimdi yine böyle yapacak Bedia sana. Evru böyle yapacak. Değil mi? Tamam, Evru'ya konuşuyormuş gibi. Ben 3 yıldır İstanbul'dayım. Dedim ki hani 15 yıldır Özgür'le tanışıyoruz. Adapazarı'nda başladı bizim tanışıklığımız. Arkadaşlığımız dostluğa evrildi. Sonrasında da bu ameliyat sürecinde de tabii ki birebir yanında olamadım. Çünkü ben çalışıyorum İstanbul'dayım, Özgür Hendek'te. Sadece git geller yapıyordu. Ben de kalıyordu. Burada işte kontrollerine geliyordu. Daha sonrasında evine gidiyordu.
Sonrasında bir iş bulalım sana buraya gel meselesi başladı. Öznur ikna etmek biraz zor oldu. Zaten tanıyorsunuz Öznur'u. Beni ikna etmek çok zordur. İkna kısmına tabii ki biraz zorlandım diyebilirim. Kişinin kendisi istemesi lazım. Ben tutup da Öznur'u getiremezdim. Neyse işte arada bazı sebepler oldu. Burada iş fırsatı çıktı. Derken Öznur geldi. Benim için de çok iyi oldu. Çünkü bir arkadaş, bir dost olarak ev arkadaşı bulmak. Yani ev arkadaşlığı çok zordur. Bunu en çok öğrencilik yapanlar bilir. Ya da ailesinden uzakta yaşayanlar bilirler. Benim için ciddi anlamda çok iyi oldu. Şimdi Bora Hoca'nın bir yer sordu. Siz sormadan ben cevap vereyim mi? Hani mütasık, marjinal. Ha, bu soruyu sordum yani. Böyle mütasık bir görüntüm var. Acaba ne yapıyorsun böyle marjinal birine? Sen benimle nasıl yaşıyorsun be diye. Ya aslında bu soruyu ben de sorabilirim. Sen benimle nasıl yaşıyorsun? Özür'e de, Vigor'a da soracağız. Bunu ilk sana soruyorum. Tabii ki. Ya bunu şöyle söyleyebiliriz. Aslında bizim bulunduğumuz kültür, yaşadığımız ortam, ülkenin şartları vesaire öyle bir ayrışıma geldi ki bu aslında çok acı bir şey. Hani bir kapalıyla bir açık arkadaşlık yapamaz, dostluk yapamaz ya da İşte inançları farklı olan insanlar birbirleriyle anlaşamaz gibi durumlar mevcut. Hatta kavga etmeliler, hatta ayrı durmalılar, aynı ortamda olmamalılar gibi bir durum söz konusu. Biz bunu yıkmak için birlikteyiz ya. Evet. Hani iki farklı insan da yan yana gelebilir. Birisi namazını kılar, diğeri kılmazken aynı şeyleri düşünebilir. Birisi orucunu tutar, birisi tutmazken aynı acıyı, açlık için mesela, aynı acıyı paylaşabilir. Bu arada araya, Bedia burada patron benim, araya giriyorum yani böyle uzun konuşmalara izin vermiyorum. Tabii Özür'ün şu anki beslenme alışkanlığını sen nasıl etkiliyorsun? Ben nasıl etkiliyorum? Bu soruyu Vigor'a da soruyorum, ilk sana soruyorum. Tabii ki. Bazı şeyleri onun yanında yapmıyorum. Mesela çikolatayı çok seviyorum. Çikolatayı Özür'ün yanında yemiyorum. Beni bu şekilde etkiliyor. Okey, ara veriyorum hemen, ablosurum. Özür, sen Bedia'nın yanında yemenle ilgili değişiklikler yapıyor musun? Yapıyorum. Peki yemene katkı sağlıyor mu Bedia? Yeme derken hani... Yemene ya da yememene. Yani ameliyat sonrası sürecine. İnanılmaz katkısı var, şöyle söyleyeyim. Şöyle akşam yemeklerimizi hazırlarken geliyor, ben biliyorum onu beni kontrol ettiğini. Hani ölçüyü ne kadar koyduğuma bakar. Kesinlikle müdahale etmez ama işin en güzel tarafı o. Müdahale yok, sadece takipti. Ben iki kaşığı koyduktan sonra elim eğer tekrar üçüncü kaşığa giderse Öznur nasılsın diye bir soru soruyor. Ya da işte orada bana bir şarkı söylüyor. Ben orada o uyarıyı anlıyorum. Diyerek hani böyle rencide eder gibi değil de hani bak bu şu an daldı, şu an ölçüyü kaçırabilirsin diye ikazlarda bulunup benim ölçüyü aşmamamı sağlıyor. Ya da benim de ona aslında katkım var. Daha az abur cubur yemeye başladı. Evet. Bu kilo... Beraber yaşamaya başladığınızda bu kiloda mıydı Bedia? Evet. Yoksa zayıfladı mı? Ben tanıdığımdan beri böyle. Peki Bedia sana hiç şunu diyor mu? Ya Özür, bir kereden bir şey olmaz. Şunu bir tadına bak ya. Bu çok güzel, bak tadına bak. Bunu büyük annem yeni yaptı. Dünyada ilk defa o yaptı. Böyle bir şey söylüyor mu sana? Bir keresinde şöyle bir şey oldu. Annesi bir şey yap. Keşkek çorbası mıdır nedir? Bu yöresel bir çorba var. Getirmişti. Sadece önce ben görmedim bile yemeğin olduğunu. Sen bunu yiyebiliyor muydun? Sen şunu yiyebiliyor muydun? Soruyor. Ondan sonra eğer yiyebileceğim bir şeyse ikram ediyor. Ama yemeyeceğim bir şeyse ben onu görmüyorum bile mutfakta. Yani biraz destek oluyor. Biraz değil. Peki, ameliyattan önce bir sürü arkadaşım vardı. Tabii. Neden Bedia, neden diğerleriyle bir eve çıkmadı? Diğerleriyle... İnanıyorum ki onlar da çok iyi arkadaşlarım. Seviyorsun kendini. Ben bütün dostlarımı seviyorum. Hani onunla ilgili bir sıkıntı yok ama... Bedia'nın anaç bir yönü var. O anaç yönü benim de tam da bu süreçte ihtiyacım olan bir şeydi. Bunu kendi annem bile yapamazdı. Ben bunu çok net söyleyeyim. Çünkü hem dostum... hem dostum hem beni korumaya elverişli bir yapısı var. Hem de birlikte eğlenebiliyoruz. Evet. Bulabileceğim en mükemmel ev arkadaşıyım. Peki sorularıma devam ediyorum. Bazıları seni çok seviyor, bazıları sen bir şey paylaştığında bana mesajlar atıyor işte ya da oradan yazıyor, Vigor'u sevmiyoruz, Vigor out, Vigor'u dışarı atın falan diyorlar. Neden bazıları seni çok severken bazıları sevmiyor? Bu konuda biraz egoistçe bir cevap verebilirim ama egoistlik değil. Bu cevabı Özür adına mı veriyorsun, Vigor adına mı veriyorsun? İkisi adına. Beraber, okey. İkisi adına.
Birincisi, Öznur mücadele ediyor eski hayatını geri kazanmak için. Vigor'la savaş halindeler ve ben bununla sürekli yüzleşiyorum. Hani evet, benim gerçekten obez bir beynim var, doyumsuz bir tarafım var ve bunu sürekli isteyen bir Öznur var. Ve ikisiyle birlikte ben hareket ederken çok zorlanıyorum. Ama şunu da yapıyorum. Ben şu an bunu istiyorum ve yüzleşiyorum bir şekilde. Ve bu yüzleşmek insanları rahatsız ediyor. Çünkü benim yüzleşmem onlarda yansıma. Ya yansımaya sebep oluyor. Hani şimdi birisi tutup hayır ya benim canım börek istiyor. Ben bu böreği yiyeceğim. Hayır yememeliyim. Yani kendi savaşını anlatırken aslında bir yandan da onu temsil ediyorsun. Dolayısıyla aa bak işte o mücadele ediyor. Ben neden bunu yapmıyorum diye kendisine soru sormaya başladığında bu sefer bana... Ben orada temsilci oluyorum. Hani sorgulatan kişi olarak. Aslında kendine mi kızıyor orada? Aslında kendisi, sevmediği kendisi mi? Kendisi. Ben şuna hiçbir zaman inanmadım. İnsanlar bana saldırdığı zaman neden saldırdıklarını tahmin edebiliyorum. Çünkü ameliyattan sonraki ilk 3 aylık evrede ben de öyleydim. Kendimi kesinlikle sorgulamazdım. Sorgulayana da inanılmaz bir tepki verirdim. Ama şu an bana ben kendimi sorguladığımda tepki alıyorsam eğer onlar kendilerini henüz hiç sorgulamamışlar ve kendilerini keşfetmemişler. Bana öyle geliyor. Sence kendini keşfetmeden obez beyni yenebilir misin? Asla. İlk önce asla. Kendini keşfedeceksin. Kesinlikle. Neyi sevdiğiniz önemli, neyi nasıl sevdiğiniz önemli ve ruhunuz ne istiyor? Yani mideniz, beyniniz değil, ruhunuz. Yani ruhu doyurduğunuz zaman İnanın bana beyniniz de doluyor, doyuyor bir şekilde ve mideye gerek kalmıyor. O zaten terk ediyor bir şekilde. Vigor, peki diyorlar ki Bora Hoca fırça atıyor. Sence mi? Yani sen benim bir yılı aşkındır hastamsın. Sence ben fırça mı atıyorum? Fırça mı at? Yani şimdi bir... Yo, buna cevap. Bak ben geçen de Didem'in, geçen haftaki programda Didem'in real bir şey söylememesi beni çok kızdırdı. Bu canlı yayın yapmandaki amaç da şu, her şey real olacak. Yani burada ben de hata yaptıysam bu burada da çıkacak. Benim yaptığım hata da çıkacak ki benim kendi inovasyonumu sağlayabilmem için sizler varsınız. Yani sizler olmadan ben kendimi geliştiremem. Gerçekten, bak bir daha soruyorum. Sorumu anladın değil mi? Anladım. Sence ben hastalara fırça mı atıyorum? Dediğim gibi hani önce bir Öznur var sonra Vigor var ya, fırça atıyor diyen Öznur olur. Evet. Ama hayır ya ben burada yanlış yaptım galiba bir düşüneyim diyen de Vigor olur. Yani fırça atıyor cümlesi kesinlikle sizin yüzleşmek... Kızdın mı? Kızdın mı sana hiç ben? Yani kızmadan kastım sesimi yükselttim, bağırdım mı vesaire hani fırçadan kastım. Bağırmak falan değil. Benim ya bunu anlatman lazım. Anlatıyorum. bizim ilk Bora Hoca'yla tartışmam şu şey, tartışma da değil aslında. Hani fırça dediğiniz tanım, tabir şuysa eğer sizin için. Ben gece uykudan uyanıp yemek yeme dürtüsüne sahip bir insanım. Dolayısıyla bunu Bora Hoca'yla paylaştım ve hiçbir zaman yaptığım kaçamakları hiçbir zaman gizlemedim. Lütfen siz de gizlemeyin ki tedavi süreciniz uzamasın. Gece yarısı kalkıp işte hocam ben işte şunu yedim dedikten sonra ki anında yanıt geldi bunu da söyleyeyim gecenin üçünde. Bana aniden yanıt geldi ve söylediği şey beni hani böyle sirkeleyip attı. Evet bu fırçaysa evet beni fırçaladı. Mutsuz muyum? Hayır. Fırçaladı diye kaçtım mı? Hayır. Peki fırçalamasının sonucu nedir? Buradayım. İyiyim diyorsun. Tabii ki. Tamam. Şimdi biliyorsun bu canlı yayın. Bütün soruları açığız ve bütün soruları alacağız. Şimdi şimdi Ebru özellikle not halinde verdi bana. Soruyu hocam tam oku diyor kaçmasın. Sevgili Tuğba Coşkun'dan bir soru geldi. Bu arada Tuğba'yı tanımayanlar için söyleyeyim. Ya benim bütün hastalarım arasında ayırt etmiyorum ama Tuğba'nın gerçekten espri anlayışı beni çok mutlu ediyor, çok eğlendiriyor. Clark karakterinin çıkmasının iki kişi var. Tülay Sarı Elmasoğlu bir de Tuğba Coşkun. İkisinden çıktı bu Clark karakteri. İkisini de çok öpüyorum. Biri benden küçük, biri benden büyük. İki hanımefendiyi de çok öpüyorum. Şimdi Tuğba Coşkun diyor ki bak okuyorum. Ama sinirlenip yayını terk etmek yok. Vigor. Şimdi Tuğba Coşkun diyor ki bir dakika soruyu alacağım şimdi. Merhaba, iyi yayınlar. Clark, Öznur'u ameliyat sonrası grupta süreçlerini paylaşımlarından tanıyoruz.
Kendisine sorum şu. Özellikle sarkmalarıyla hafızanda kalan bir hasta, ameliyat sonrası sarkmalarıyla bu kadar barışık yaşaması ve bunu paylaşması büyük cesaret. Sarkmalarını önemsememesi ancak kilolarını sorun yapıp ameliyat olması biraz ilginç buluyorum şahsım adına diyor. Yani neden kilolu hayatını değil de sarkmaları olan, deforme olan bir vücudu bu kadar seviyor? Özür obezken daha mutsuz ama sarkmalarıyla daha mı mutlu diyor. Daha fazla hareket edebiliyorum Tuğba'cığım. Çünkü 162 kiloyu görmüş bir insanın 162 kiloyla ben 100 adım atamazken şu an sarkmalarımla beraber saatlerce dans edebiliyorum ve bu yüzden sarkmalarımla mutluyum. Evet. Sarkmalar seni rahatsız etmiyor değil mi? Hayır. Özür bu biliyorsun bunu duvarımıza paylaştık. Bu resimde aslında sanatsal bir resim bu. Evet. Hani bu resmi Eda'ya sevgiler bu arada. Evet, fotoğraf sanatçısı evet, Eda Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bu resimde sanatsal bir resim. Evet. Sarkmaları objektifin değil mi? Işık yansımasıyla beraber ve farklı çekimi. Şunun detayını vereyim. Kesinlikle ışık ve Photoshop yok. Doğal ışıkta olduğu gibi çekilmiş evet. Bir fotoğraf. Ve bu fotoğrafları aslında birleştirmeden önce sorduğumuz 20 kişi de bunun deri olduğunu anlamadı değil mi? Anlamıyorlar. Evet. Anlamayacaklardı muhtemelen söylemese. Tuba Coşkun bu cevaptan memnun kaldı mı? Onu tatmin etti mi evet. Bu cevap? Evet. Çünkü burada biliyorsun yani cesaretimiz olmalı ve sorulara içtenlikle ya, cevap vermemiz gerekiyor. Her şeyi sorabilirler. He. Okan çok güzel. O zaman dans diyor. Evet. 24 Aralık'ı bekliyorum. Evet 24 Aralık'ta herhalde bir evet. Arkadaş hasta olduğunuz arkadaş olduğunuz hastalar arasında herhalde bir program evet, dans program programı var. Yapacaksınız. Evet. Özür soruya devam edeceğim. Siyemi dilli ne demek? Tek cümle istiyorum. Sivri dilli. O ben oluyorum galiba. Evet. Sivri dilli bence her şeyi içinden geldiği gibi söylemek. Ama bu demek değildir ki hani hiç düşünmeden konuşuyor. Hayır, düşünerek konuşuyorum. Ama sadece şu var. Hissettiğimi, gördüğümü, analiz ettiğimi net şekilde ifade ettiğim için sivri dilli oluyorum. Belki bu insanları rahatsız ettiği için sivri dilli. Ya, Vigor sivri dilli mi? Yani eğer rahatsız edilmekse bu sivri dil, hani doğruyu söylemek rahatsız ediyorsa evet sivri dilli. Evde sana sivri dillilik yapıyor mu? Seni hiç rahatsız etmiyor mu Vigor ya, evde? Evde ne yapıyorum ben sana bir anlat hele. Ya, şimdi şöyle tabii kısmen böyle zaman zaman çakıştığımız yerler oluyor ama onları tolere ediyoruz. Yani bu sivri dillilik anlaşılmayacak bir şey değil bence ya. Güzel bir şey. Evet. Aslında tabii ki. Yani, eğlenceli değil mi sivri dil? Aslında point of view deniyor yani. Bakış açısı nereden baktığımızla evet. ilişkili yani. Tabii. Öyle değil mi? Tabii ki. Ama bazen benim düşük oluyor. Anlayamayabiliyorum. Ben de cevap veriyorum. Sonradan gülüşüyoruz. Geçiyor yani. Geçiyor. Bunu her yerde duyabiliyoruz. Yani. Özür, kendinle barışık mısın? Kendimle barışık kelimesi önceden kullandığım bir şeydi. Hani kiloluyken ben kendimle barışığım, ya aman ne olacak bunlar falan dediğim bir süreçti ama ben kendimle barışık falan değilim. Ben kendime aşığım diyorum. Gerçekten sana bak öyle. Aşık olan başkaları da var. Yalnız Tülay Hanım'a ben şimdi bir serzenişte bulunacağım. Ebru ne diyor bak Tülay Hanım. Özür de Clark'ınızı da çok öpüyorum. Özür kendisine de bize de çok dürüst ve cesur davranıyor. Bunu başaramayanlar sinir olabilir ve benim gibi hayran olabilirler. Değil mi? Vigor bu programı burada sonlandıracağım artık. Hastalarımız artık bana olan hayranlıklarını sana çevirmeye başladılar. Evet özür dilerim. Evet bunu kabul edemiyorum. Özür peki tekrar başa dönsek böyle bir ameliyat olur musun? Başa dönsek derken şimdi şu an bu arada sözünü kestim. Ferhan Hanım diyor ki sanatsal resmi görmek istiyorum diyor. Özür gösterebilir misin? Şurası. Zaten mabedimizin duvarında asılı değil mi? Evet. Özür sen araya çok giriyor. Buraya geldiğinde sana kahveyi kim yaptı? Ben Bora Hoca'nın bana kahve yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Evet. Çok mutlu oldum. Ve Özür'e dedim ki burası bizim evimiz, burası evet. Yolumuz, sen bizim misafirimizsin. Tabii ki de sana kahveyi biz yapacağız evet. Dedik. Özgür, öz,
Öznur bizim şu anki en önemli misafirimiz Veda ile beraber. Burada ev sahibi Ebru ile ben diğer mürettebat ayrıldılar. Hava muhalefeti nedeniyle bugün erken gönderdik kendilerini. Kendilerine de teşekkür ediyoruz 7/24 bize destekleri için tüm çalışan arkadaşlarımıza. Tekrar başa dönsen böyle bir ameliyat olur muydu? Şu an tekrar kilo alırsam mı? Hayır hayır. Yoksa hayır. Hiç ameliyat olmadı. Hiç en başa dönüyoruz. Ameliyattan bir hafta öncesine. Acaba böyle bir ameliyat olur muydu? Kesinlikle olur. Bu ameliyat olurdu. Olur. Her benim fırçalarıma, kontrollere, hazala, sen işte sevmeyenlere vesaireye karşı. İnanın bana beni sevmeyenler 100 katı da olsa gene olurdum. Özgür bu arada canlı yayında verdiğimiz sözleri tutmuyorsun galiba. Müberra Hanım diyor ki, hani ne oldu bizim kahvelere diyor. Ama ben senden mesaj bekliyorum. Evet. Yani Müberra, bana mesaj atacaktın unutma. Özün kaç kiloyla ameliyat oldu? 148 kiloyla ameliyat oldu. Ne zaman ameliyat oldu? 28 Eylül. 28 Eylül'de 148 kiloyla ameliyat oldu. Evet. Yaklaşık 14 ay 15'inci aya giriyor. Evet. Şu an kaç kilosun? 78. 78 kilo. Kaç kilo olacaksın? 55. 55 istiyorsun. Bediye sen kaç kilosun? 54 şu an. Galiba seni kıskanıyor. Ya hayır, kıskançlıktan değil hocam. Kıskançlıktan değil. Ben tamamen Bediye'nin kıyafetlerine el koyma amacındayım. Şimdi yayına geçen haftaya damga vuran Yaşam Koçu Başak Ay'a bağlandı. Şimdi yine öyle bir soru sorup yayını karıştıracak diye gözüm o bağlandıktan sonra ekrandan ayrılmıyor. Sorusunu kaçırır mıyım diye. Ebru da bana, Ebru ona dikkat edin Başak Hanım'ın sorusu olursa. Evet, geçen tamam. Hafta Didem Kesici'ye böyle bir knockout yaptıracağımız bir soru sordu. Dikkatli izleyicilerimizden biri Başak Hanım'a da saygılarımızı iletiyoruz. Ben sorulara devam etmek istiyorum Özür. Özür, senin kardeşin var mı? İki tane abim var. O kadar. Evli mi onlar? Bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla. Evli mi onlar? Evliler. Acaba hayatında Bediye kardeşlerin arasında sokabilir misin? Arasında zaten. Hani yani kardeşten de öte. Hani kardeş olarak evet iki abim var ama hem kardeş hem dost Bediye. O konuda hiç kimse geçemez. Peki Bediye, senin kardeşlerin var mı? Bir erkek kardeşim var, iki kardeşiz biz. Bir de Öznur var. Kardeşim diyorsun. Evet, kesinlikle diyelim. Peki Bediye, beyninde Öznur kim? Ya da Vigor aynı kişi mi? Tabii ki aynı değiller. Öznur ve Vigor'un... Şimdi bizim Vigor'u, yani Vigor'u tanıtabilecek bize tek kişi elimizde sen varsın, beraber yaşıyorsun. O yüzden Vigor'a kızan da bir... Ya belki bu yayından sonra Vigor'u sevenler kızacak, kızanlar sevmeye başlayacaklar. O yüzden vereceğin cevaplara çok dikkat etmen lazım. Yani beynindeki Öznur kim, Vigor aynı kişi mi ya da Vigor kim? Şimdi kolarım ben kimim? İkisi aynı kişi değil. Ama ben bununla ilgili açık vermek istemiyorum. Öznur da Vigor da ikisi de yaşanılacak insanlar, yaşayarak tanınacak insanlar. Bence ikisi de harika. Teşekkür ederim. Öznur mu Vigor mu? Ya şimdi şöyle, daha gerçekçi ve içten olduğu için Vigor diyebilirim tabii ki. Şimdi Didem Gürkan bizim hastamız. Evet. Üçüncü ayını tamamlamış bir hasta. Öznur, sana bir soru geldi. Diyor ki, hiç öfkelendin mi diyor. Hem de nasıl? Şimdi bu sadece sana değil herhalde. Yani genel olarak Didem Hanım soruyor. Bak Özür, sana iltifatlar gelmeye başladı. Deniz Erdemir, ya çok tatlısınız diyor. Teşekkür ederiz Deniz Bey. İyi akşamlar. Bizim her hafta izleyicilerimizden, bizi hiç kaçırmayan izleyicilerimizden biri. Teşekkür ederiz sevgili Deniz. Şimdi öfkelenme konusunu açayım. Bediye ile beraber evde yaşarken mi öfkeleniyorum? Hayır, genel olarak. Yani Gürkan Didem Hanım'ın sormak istediği şu. Sen böyle bir operasyon geçirdikten sonra, hı-hı, ameliyat öncesiyle ameliyat sonrası arasında öfke derecesinde farklılık var mı? Şu aşamalarda var. Tek stabil ilerlemiyor. Ameliyattan önce daha öfkeli, ama daha sindirilmiş bir öfke vardı. Ameliyattan sonra yemek yemediğim için o bastırdığım öfke açığa çıktı. Daha sonrasında... Bir dakika, yemek yememek seni öfkelendiriyor mu? İlk başta, ilk 3 ay inanılmaz. Kızmayacağım ya, hemen böyle.
Şimdi hocam yani 35 yıldır aynı şeyleri yiyorsunuz. Bunları anlatmamı istiyorum. Yani yemek yememek sana nasıl öfkelendirir bir insanı? Şimdi 35 yıl boyunca ya da 30 küsür yıl boyunca ya da yaşamınız süresince siz sürekli hiç düşünmeden yiyorsanız, yani yerken acaba ben bunu içiyorum ama bir sıkıntı olur mu diye düşünmeden yediğiniz süreçten hiç yiyememe değil de belirli ölçülerde yeme durumuna alışmak gerçekten beni çok öfkeli hale getirdi. Ama bu öfke insanlara zarar verdi mi? Evet, bazen kırıcı olduğum oldu. Muhtemelen kırmışım. Bediye'yi de kırmışımdır hani belki. Anlaştık biz sana. Ama anlaştık. Ne zaman eve çıktınız siz ameliyattan? Ne kadar sonra? Üçüncü ayımdan sonraydı benim. Şubat ayında ben geldim. 3-4. Aslında belki de en öfkenin fazla olduğu dönem. En aşırı. Olduğu dönemden en sonra aşırı. Mı o dönemde mi? En aşırı dönemde biz Bediye'yle beraber yaşamaya başladık. Ve açıkçası Bedia beni evde o kadar özgür bıraktı ki ben onun sayesinde öfkemi nasıl kontrol edeceğimi öğrendim. Şey vardı yani hani birlikte yemek yiyoruz. Şimdi benim yiyeceğim şeyler belli ama onlar benim ölçüm bitiyor ve onlar yemeye devam ettiğinde ben öfkeleniyordum. Hani sana ne milletin ne yediğinden ama sonrasında evde özgür bırakma aşaması şu. Her öfkelendiğimde evin şeklini değiştirmeye başladım ben. İşte oturma odasında koltuk bir gün başka bir yerde. Doğru mu Bediye bunlar? Araya gir ama Bediye. Evet. Doğru değil mi? Araya gir. Bazen yanlış hatırlayabiliyorlar Didem Kesici gibi. Öyle sonra mi? Canlı yayında. Aa, şu yok, şey doğru. Zaten bir dakika. Şimdi bir saniye. Evet. Şimdi Peri Hanım iyi akşamlar. Evet, Peri Hanım ilk defa bizi izleyenler arasında ben onu tabii sonuçlardan görebiliyorum. Teri Hanım benim için önemli hastalardan biri. Çünkü Teri Hanım'ın kendisi psikolog ve evet, yıllarca beslenme alışkanlığı üzerine çalışmalar, bireysel ve grup terapileri yapmış önemli psikologlardan biri bu konu üzerinde. Evet. Hatta kitap yazma olayına kadar gitmiş biri. Ama ne yazık ki terzi kendi söküğünü dikemezden yola çıkarak Teri Hanım'ın da bir kilo problemi oldu. Evet. Ve Teri Hanım'ın da bir bariyatrik cerrahi tarafımızdan uygulandı Teri Hanım'a. Şimdi Teri Hanım'ın tespitleri, ben arkadaşlara da Teri Hanım'la olan konuşmaları, çalışma arkadaşlarıma da özellikle her fırsatta anlatıyorum. Çünkü benim için çok vizyonumu açacak bir hastadır kendi kişisel gelişimim için. Teri Hanım bakın bir cümle konuştu. Evet, bizi o cümle diyor çok ki, doğru. Öfkeniz muhtemelen yiyememekten ziyade öfkenizi yemekle bastırmaktan da olabilir mi? O şekilde. Zaten hani daha öncesinde öfkelenip içime sindirdiğim, bastırdığım dediğim şey buydu. Hani sindirme şeklim benim yemek yemeydi. Ve yemek yemek benim en büyük, en kolay ulaştığım çözümdü. Ve sonrasında bu çözüm benim elimden alındığında sudan çıkmış balığa döndüm. Hani ben şimdi ne yapacağım? Öfkelendim. Eyvah ne olacak diye. Ama bunu yine kendinizi keşfederek ve kendinizi tanıyarak buluyorsunuz bu çözümü. Peki nasıl ki öfkeni yeniyorsun şimdi? Şu an dans ediyorum. Ya hayır, her dans ettiğimde öfkeliyim anlamına gelmiyor şimdi. Onu bir ayrı geçelim. Ya mesela evde Bediye'ye öfkelendim. Müzik açıp dans etmeye mi başlıyorsun? Evet. Bazen öyle yapıyorum. Bazen odadan çıkıyor. Evet, böyle bazen bir tur atıyor, bir şeyler yapıyor, geliyor. Bakın, bazen onu yazı yazar kalmıyor. Size bir opozit fikirde, düşüncede bir cümle geldi. Ayşen Emir Alioğlu. Bizim hastamız Karadeniz bölgesinden, şu an karlar altındadır büyükler, ellerinde bizi izliyorlar. Diyor ki, Bora hocam ameliyatta benim midemi ve sinir damarlarımı da aldı. Çünkü ben artık hiç öfkelenmiyorum, ne güzel değil mi diyor. Hiç öfkelenmiyorum, özür dilerim sözünüzü kestim ama hiç öfkelenmiyorum da kısmı da bence anormal gibi geliyor bana. Yani bir insan hiç öfkelenmeden duramaz çünkü yaşamının vermiş olduğu bir şimdi bu soruya Teri Hanım'dan da ben cevap istiyorum. Teri Hanım eğer bizi izliyorsa şu an canlı yayında, Ayşen Emir Alioğlu'nun bu süreci yaşamış bir psikolog olarak Teri Hanım da bu soruya Teri Hanım'dan da bir cevap istiyorum. Ayşen Hanım diyor ki, Bora hocam ameliyatta benim midemi sinir damarlarımı da aldı çünkü ben artık hiç öfkelenmiyorum, ne güzel değil mi diyor. Kaçıncı ayında? 9. ayı geçtik değil mi Ebru? Şimdiden sonra başlayabilir. Yok normal. Ama sen ilk 3 ayında çok öfkeliydin dedi. Ya Öznur'a kıyaslarsak yani
Normal değil. Normal değil gibi. Ama bunun kararını yine biz veremeyiz. Doğal bir evet. şey de. Yani hani şimdi ben... bakın bu canlı yayınlar böyledir. Biz burada obezite cerrahisi geçirmiş bir hasta Ebu yukarı alalım. Obezite cerrahisi Feriha'nın anormal değil diyor Feriha'nın. Özkesi demek ki kendisi demiş. Doğru bir tespit. Ebru, bu tespitten sonra Feriha'nın bizi kırmazsa canlı yayında söylüyorum ki canlı yayını alalım diye. Yeni yılda Ocak ayında bir cuma akşamı Feriha Hanım'ı engin bilgileriyle süreci yaşamış ve bu konuda uzun yıllar çalışmış engin bilgileriyle bizim konuğumuz olmasını istiyoruz. Tabii biz psikologumuz var bu konuyla ilgili ama Feriha Hanım süreci de yaşamış ve daha önce bunun üzerine çalışmalar yapmış, ciddi tecrübesi olan bir psikologumuz. Evet. O yüzden onu da canlı yayına isteyeceğiz. Kendisine ulaşacağım ve canlı yayına davet edeceğim. Şimdi farklı iki konu. Sen çok öfkelisin. Didem Hanım çok öfkeli ama Emir Alioğlu, Ayşe Hanım diyor ki ben hiç öfkeli değildim diyor. Şimdi Didem Hanım, seve seve teşekkürler Feriha Hanım, çok sağ olun. Şimdi Didem Hanım asıl soruyu soran öfkeyle ilgili. Bu arada şunu anlatıyordum. Canlı yayın öyle bir şey ki konuya şey obezite sonrası arkadaş çevresi diye başlamışken bir anda öfkeli miyiz, öfkeli değil miyiz, öfke kontrolümüzü neresi, nasıl sağlayacağız, oralara yöneldik. Şimdi Didem Gürkan diyor ki asıl soruyu soran, aslında bu öfkeyi dışarı vurmam benim hoşuma gitmiyor değil. Sanki şimdi daha bir Didem, daha bir dürüst olduğum gibi geliyor. Şimdi film, çok dikkat ettiğim, bugün de yine bir hastamla konuştuğum bir şey. Dans etmeye de başladım ayrıca. Şu an inanamıyorum. Özür dilerim. Daha bu akşam bu programı yaparken, yeni yıl biterken çok eğleneceğimi düşünüyordum. Ben burada çok eğleniyorum. İnşallah bizi dinleyenler de çok eğleniyorduk. Dedia da çok eğleniyorduk. Özür de çok eğleniyorduk. Bizi canlı canlı her hafta dinlemeyi başaran Ebru da herhalde çok eğleniyordu. Bize selamlarını söylüyor. Evet, Didem Hanım'ın sorusuna cevap alabilir miyiz? Şimdi gerçekten ben Didem'im diyor. Şimdi evet. Bak çok önemli bir soru soracağım. Evet. Bu çok çok önemli bir soru. Bu soruya çok iyi cevap vermeni bekliyorum. Acaba sen, o yüzden de bu Öznur Vigor kavramı. Evet. Acaba sen obezken gerçek Öznur değildin. Ameliyat sonrası kilolarına geldiğin zaman gerçek Öznur mu oldun? Aslında başkalarının görmediği, belki de kilonun arkasına sakladığın kesinlikle. Kişisel davranışların, kişisel karakterin, kilolar eridikten işte başarı olarak duvara bize astırttığın bu deriler ortaya çıktıktan sonra sen gerçek kimliğine mi büründün? Aslında biz seni hiç kilolu olarak görmeseydik, vigor bu muydu? Kesinlikle buydu. Kesinlikle buydu. Daha güçlü, daha net, daha sevecen, hani eskiden şey vardır hani şu kendinle barışık mısın konusu, hani sempatik, aslında sempatik olmak zorundaydım çünkü insanda bir dürtü vardır, toplumdan ayrıştırma değil de topluma karışma dürtüsü, bu dürtü yüzünden biz sempatiyiz yani. Üzgünüm ama kiloluların hiçbiri sempatik değildir ya da mutlu değildir, gülüyorsa kesinlikle onun arkasında böyle ağlayan bir insan var, ben buna inanıyorum. Çünkü toplumdan ayrışmamak için diğer insanlara ne yapabilirsin? Bedenin zaten dikkat çekici ve eleştirilmeye müsait. Dolayısıyla bunu daha fazla gülerek, daha fazla işte bunu şirinlikler, sempatiklikler, canımlar, cicimler yaparak ve hatta kendinle alay ederek, ki bu benim için en büyük peki, hata. Peki kendinle alay ettiriyor muydun? Ettiriyordum, ediyordum. Şimdi ettirir misin? Asla. Ben en ufak bir mesela hani bir şey giyeyim, ya bu olmamış, sana ne, benim kararım diyorum. Şu an değil. Şu an. Daha önce ne yapıyordun? Ay evet ya, galiba olmamış falan diyordum yani. İkisi arasında inanılmaz fark var. Doğru mu? Doğru. Yani doğrumdan kastım senin tarafından da böyle mi yorumluyorsun? Kesinlikle öyle. Ha. Aynı şekilde. Şimdi Neriman Hanım'ın bir sorusu var. Ebru, bir iki yukarı çıkabilir misin? Aa, Özden merhaba. Şimdi Neriman Türkmen diyor ki bence öfkenin ameliyatta alakası yok. Her şeyi de öyle tahmin ediyorum diyor. Neriman Hanım'a bu sorunun cevabını vereceğim ama buradan kaçırmamak adına söylüyorum. Doğru Neriman Hanım. Öfkenin ameliyatla alakası yok. Yok. Mesela bugün sizin bir hastanız
en iyi takip ettiğiniz, her şeyi en iyi yapan hastanız sabahleyin 7'sinde anlam veremediğiniz bir tabak paylaşır ve öfkelenebilirsiniz. Yani bunun ameliyatla bir ilgisi yok. Ameliyatla ilgisi yok. Evet, yani öfkenin ameliyatla bir ilgisi yok. Görüyorsun, ben ameliyat olmadım ama sabahleyin öfkelendim. Bu konuya devam edeceğim. Özden Samyeli Kapanoğlu. Evet. Özlü sen tanıyorsun herhalde, ben tanımıyorum. Şöyle, sayfamdan takip ediyordu galiba. Evet evet, görüşüyoruz kendisiyle. Evet. Yeme ataklarını nasıl engelliyorsun Vigor diyor. Bu soru Özlü'ne değil değil mi Özden Hanım? Vigor'a. Vigor. Ben de polemik üstüne polemik yaratıyorum. Yeme ataklarını durdurmak için sürekli yeni şeyler üretmeye çalışıyorum. Bu aralar yaptığım şey dans veya resim çizmeye ve boyamaya başladım. Yani ilkokul çocukları gibi aldım kalemlerimi. Canım bir şey istediği zaman başladım boyalar yapmaya ve inanılmaz şeyler çıktı ortaya. Örgü ve de yaptıracağım. Ben örgü örmeyi bilmiyorum. Bedia'nın şimdiki planı da o. Bana örgü ördürecek. Benim canım ya her yemek istediğinde öreceğim ve bir başarı gibi o da görsel hale gelecek benim için. Şu an mesela boyadığım bir sürü resim var ve şunu diyorum, evet her yemediğimde ben bunu boyadım ve mükemmel bir şey yaptım. Bakın bu kadar olmuş falan diye kendimle onur duyuyorum. Bu kadar. Şimdi Hande Dikilitaş, yine bizim kardeş hastalarımızdan biri, evet. Abla kardeş ameliyata, ben de 130 kilo ile girdim hocam ameliyata, yemek yiyemediğim için sinirlenmedim, yemek yiyemediğim için çok mutlu oldum. Mart'ta 2 senem doldu, yapabilirim. Normalde sinirli değildim diyor herhalde, değil mi? Yapabilirsiniz, normalde evet. Sinirliymiş. Evet, şimdi ya 20 dakika kaldı Özür, bu yayın 15 dakika, hatta yayın nasıl geçti bilmiyorum, çok sorun var. Şimdi sorularımı alacağım hızlı hızlı. Evet. Sen kaçamak yapıyor musun? Ben şu aralar yapmamak için direniyorum. Şu ara hiç yaptın mı? Tabii ki yaptım. Neler yaptın? Ben ilk üçüncü ayıma girmeden önce bir kek parçası yedim. Böyle minnak bir şey yedim. Hendekteydi o zaman. İstanbul'a geldikten sonra tabii burada yaşama alışmak biraz benim için zordu. Yine ben böyle bir kaçamaklar yapmaya başladım. Benim tuz zaafım var. Tuzlu şeyleri daha çok seviyorum bu aralar. Gece kalkıp peynir meynir yiyordum. Ama o da bitti. Nasıl yendin bunları? Terapi. Kesinlikle buna değinelim istiyorum azıcık. Çünkü şöyle bir şey var, kendiniz bunun üstesinden gelemezsiniz. Gerçekten uzman insanların yardımıyla aşabileceğiniz bir sürü konu varken, yemek neden aşılamayacak olsun, yemek için, yemek bağımlılığı için neden psikolog tedavisi görülmesin diye sorarım. Çünkü buna birkaç kişi bana özelden mesaj atmış. Hani terapilerin bence bir yardımı dokunmuyor tarzında. Hayır arkadaşlar, grup terapisinin, bireysel terapinin kesinlikle insan üzerinde etkisi inanılmaz derecede fazla ve ben size tavsiye ederim. Şimdi tabii bu demin söylediğin cümleyi, faydası olmuyor cümlesini, evet, hani kabul edilir bir şey değil, bilimsel bir şey yapılıyor burada. Hani bunu söyleyen arkadaşlarımızın kendi düşüncelerini revize etmesi gerekiyor. Dünya arkadaşlar bunu kabul etti. Tek başına ameliyatların hiçbir anlamı yok. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası farkındalık yaratmak, grup ya da bireysel terapileri ve kişinin motivasyonu çok önemli. Kesinlikle. İşte size her cuma bu yayını yapmamızın ana nedeni sizleri daha fazla motive edebilmek. Sizleri aslında karşı karşıya olduğunuz gerçeklerle daha fazla yüz yüze getirebilmek için bu yayını yapıyoruz. O yüzden terapi fayda görmedi, ben terapiden fayda alamadım vesaire gibi söylemler kabul edilir söylemler değil. Çünkü bakın bu bilimsel bir veridir. Size yapılan terapi süreçleri bilimseldir. Bilimsellik dışı hiçbir şey yapmıyoruz. Size bu konuda deneyimli bir psikolog terapi süreçlerinizi, bireysel ya da grup terapi süreçlerinizi tamamlanır. O yüzden yani terapiden ben fayda görmedim, terapi yani bir işe yaramaz gibi söylemler benim açımda refüze edilen, kabul edilebilir söylemler değil. Kaçamaklardan kurtuldun mu? Nasıl yani? İstekten mi? Kaçamak yapıyorum dedi. Yapıyordum. Yapıyordum diyorsun. Peki devam ediyor musun yapmaya? Hayır. Ama bu hani şey değil, yapmayacağım ben, başardım ya, değil mi? Ya sorusunu alacağız. Çünkü her dakika iştah var. Hani bu
aç olduğunuz için değil, sürekli bir şeyler isteyen bir obez beyniniz var. Bunu kontrol ederken bazen güçsüz kalabilirsiniz, bazen yönetmekte zorlanabilirsiniz. Ben yönetemediğim durumlarda açıkçası grup terapisi gördüğüm arkadaşlarımla birlikte bunu mesela bu aralar yapıyoruz. Şu an benim canım yemek yemek istiyor, ne yapacağım ben diye konuştuğumuzda bana inanılmaz derecede telkin edici şeyler söylüyorlar. Ve bu biraz daha etkili oldu benim için. Kaçamak yapmıyorum. Şimdi Lale Altuntaş diyor ki, bir günlük yeme listesini söyleyebilir misiniz? Bizi öfkeli yapan yeme isteği ise yiyip kurtulalım mı? Diyor. Hayır. Ha. Şöyle bir şey var. Bana bir günlük yeme, bugün ne yediklerini anlatır mısınız? Bugün size? Mi? Evet. Sabah peynir yedim. Söyleyebilir miyim? Tabii tabii, miktarları yanlış yok ama, tamam mı? Her yok, şey dürüst yok. Ve doğru şekilde ekrana bakarak. Tamam. Oley! sabah peynir yedim. Çünkü bu aralar böyle canım yumurta yemek falan istemiyor. Ölçüye gelince elimle mi göstereyim? Tabii. Yani şu kadar falan. Yedin. Başka? O, yani çok değil ya. İnce kesilmiş peynir tamam, başka bir şey yemedim. Hayır, başka bir şey yemedim. Tamam, sonra? Bir tek peynir yedim ben. Evet. Ondan sonra ara öğünde bugün açıkçası pek bir şey yesim yoktu. Yarım domates yedim. Hı hı. Küçüklerde. Ara öğünde. Ara evet. Öğünde. Arada içtiklerimi söyleyeyim mi? Yemekleri alalım. Ha, ondan sonra öğlen de tavuk yedim. Ne kadar? İki parça. Ne parça? Yani iki but mu? Yok, but değil. Yani iki tavuk mu yedim? Hayır, kajunları bilir misiniz? Kajun. Elimizle gösterelim. Yani şu kadar şu kadar, yani şu kadar şu kadar parmak kajunlar var. Evet. Onlardan yedim iki parça. Bir iki tane de patates kızartması. Tamam, sonra? Öğleden sonraki ara öğünümde benim bir tane meyve. Bir tane mandalina, şöyle minnak. Evet. Sonra akşam? Akşam geldiğimde bir tane salep içtim. Hı hı. O kadar. Öfkeli misin? Sizce? Yani gayet iyiyim. Evet, Lale Hanım'a da menüyü söyledik. Merhaba Vigor. Evet, Didem Gülkan diyor ki, Bora Hocam benim takıntılarımla hep dalga geçer. Öfkelenmeden önce kanser olmak hakkında çok düşünürdüm ama bu şimdi dakika, burada Didem Hanım'ın, ben cümleyi tam anlayamadım. Didem Hanım açıklarsa, Bora Hocam benim takıntılarımla hep dalga geçer dedi. Bu cümleyi bir açıklarsan evet. Didem Hanım, hani bu çok yanlış anlaşılabilecek bir cümle. Gerçek şekilde açıkla, yani dalga geçiyorsam da dalga geçtiğimi lütfen söyle. Öfkelenmeden önce kanser olmak hakkında çok düşünürdüm ama bu öfkeyle ortaya çıkan, yani ben ile bir türlü kötü şeyler düşünemiyorum, düşünürdüm diyor. Ama bu öfkeyle ortaya çıkan yeni ben ile bir türlü kötü şeyler düşünemiyorum, istemiyorum ama olmuyor. Yani saf hale geliyor, temizleniyor gibi hissediyorum. Ha, arınmakla alakalı bir şey evet. Söylemiş galiba. Hani artık kötü şeylerden arınıyorum gibi ben algıladım. Ben tam anlayamadım. Özür, sen anladıysan sen daha kitap şeyde yani, muhasebe yaptığın için. Sanırım şunu bahsetmeye çalışıyor. Daha önce takıntılı olduğunu ve bu takıntıları sizinle paylaştı ve sizin ona karşı hayır bunları takma. Daha iyi, yani daha kötü şeyler var gibi konuşmalarınız var sanırım. Öfkelenmeden önce kanser olmak hakkında çok düşünürdüm. Yani her şeyin en üst kötüsünü düşünüyor galiba ama şu an sanırım düşünmediğini. Evet. Özür, vallahi kitap kitapçıda şey olduğunu evet. 10 dakika kaldı. Evet, Ebru bize işaret ediyor. Evet, size katılıyorum Bora Bey demişler hemen Özlem. Süpersin Vigor, Samveli Kapanoğlu'ndan bir gün dans ediniz görelim demiş. Bununla ilgili Demet, bir yapacağız sonra. Demet Gülgün, evet. Gün ışığı aldı. Kullanıcı hocam hayırlı yayınlar, merak ettim. Tüp mide ameliyatı. Evet, tüp mide ameliyatı olduktan sonra Fırat Bey'i arayalım. Bu arada hastaneden mesaj geliyor. Evet. Şey yapacak bir hastalarımız, vizitçimizi bekliyor. Geleceğiz yayınımız bittikten sonra. Hocam hayırlı yayınlar, merak ettim. Tüp mide ameliyatı olduktan sonra ileriki zamanlarında romatizma ağrıları geçiyor mu? Yok oluyor mu romatizma? Bununla ilgili tabii konuğumuz vardı. Zerrin Narbak canlı yayındaydı. Evet, romatizma ağrıları %80-90 oranında düzeliyor. Tamamen de geçebilir. En önemlisi ilaç kullanımında ciddi azalmalar
Evet, zaten Zerrin Zarbak'tan gelmiş ama evet geçiyor, bende romatoid artrım vardı diye. Ben de orada bir şey demiş ama. Bir ara tartışma yaşamıştık kendisiyle hocam. Mutlaka okumanızı isterim. Takdir ediyorum kendisini. Mükemmel görünüyor. İdolüm haline geldi kendisi diyor. Teşekkür evet. ederim. Yani ben bunu her zaman söylüyorum. Beni sevmediğiniz, sevmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. O yüzden benden nefret edenleri pek fazla hani şey yapmıyorum hani. Önemsemiyorum değil de üzmüyorum aynen. Çünkü biliyorum aynen. ileride seveceklerini. Dolayısıyla bu da en yakın bir örneğim. Evet. Sorularıma devam edeceğim. Sence bireysel terapi mi, grup terapisi mi? İkisi de. Neye göre karar verelim? Ona doktor karar verecek ama ben ikisini de gördüğüm için bireysel terapinin de bana yardımı oldu. Hı-hı. Grup terapisinin inanılmaz yardımı oldu. Burada ekleme yapabilir miyim? Ya mesela şöyle bir şey var, Özgür'de gördüğümü anlatacağım. Bazen sesli konuşuyor evde, sesli düşünüyor diyeyim. Hani niye böyle oluyor falan filan diye kaygıları oluyor sürekli kafasında. Cevap veriyorum ben ona, sonra diyor ki sen benim aklımdan geçeni mi okuyorsun? Evet. Aslında sesli konuşmuş oluyor. Sesli konuşmuş. Yani sonra onun üzerine konuşuyoruz birazcık. Normal insanlarda ne olur? Böyle ameliyat geçirmiş insanlarda ne olur diye bunun üzerine konuşuyoruz. Aa oluyormuş diye. Düşünüp normalleşiyor kafasında aynen. ve çözüm için odaklı düşünmeye başlıyor. Bu yüzden grup terapisi bence çok şey önemli. Var. Aynen grup terapisi hani, çok önemli. Hani yalnız değilsiniz. Evet, ha. evet olabiliyormuş. Çözüme odaklanalım. Nasıl çözeriz? Çözülebilen aynen. şeyler değil tabii, mi bu? Tabii. Ama sabır göstermek lazım değil mi? Kesinlikle. Sabır ama kesinlikle çaba. Anlamak lazım ilk önce sorun hani nedir, niçin yiyorum, niçin bunu istiyorum. Bunu tek başınıza anlayabilir misiniz? Hayır. Bazen hayır. Benim gözlemim öyle. Evet, bazen... gözlem hayır. Bazen hayır. Tülay Hanım diyor ki ben atkı yapmaya başladım. 3 günde 2 atkı yaptım. Çok hayır, güzel oyalıyorum. Sana bir tane istiyorum. Evet. Ben bir tane istiyorum. Evru, çok bu iyi. Yayın uzayacak herhalde. Evet, hastaneden Evru ulaştık mı? Tamam. Haber versinler. Biz de geleceğim. Tabii hastalarımız merak ediyor yayınımızı. Biliyor musun? Yaşam Koçu evet. Başak Aya'dan sonra. Evet. Merhaba. Evet. Yani Başak Hanım'ı da yayına alacağım evet. ama onu biraz daha bekletiyorum. Biraz daha deneyimi olsun diye. Midenizin ilk güne göre daha çok büyüdüğünü hissediyor musunuz? Yemek miktarınız arttı mı? Bu sizi ürkütüyor mu? İlk başlarda, ilk 6 ay şunu düşünüyordum. Eyvah midem büyüyecek, kilo alacağım. Hayır. evet. Sıvı dönemde 2 kaşık çorbayla doyarken şu an 2 köfteyle doyuyorum. Sizce midem büyüdü mü? Evet. Ölçüm artacak mı? Hayır. Ölçüm artabilir mi? Evet. Bunu nasıl yapabilirim? Burayla. Yani başka ya mesela yok. Ben hep şu örneği veriyorum. Ben yemeye çalışsam 10 tane köfte yerim yersiniz herhalde. Hani... Alır ameliyatlı değilim ama ben de 3-4 köfte yiyip kalkıyorum sofradan yani. Yani. Aç kalkıyorum. O yüzden her zaman söylediğimiz gibi bizim kesinlikle artık şunu öğrenmemiz lazım. Mide boyutundan bağımsız olarak kesinlikle. Yeme miktarımızı kontrol altına almayı öğrenmemiz gerekiyor kesinlikle. Değil mi? Mide boyutumuzdan farklı olarak. Şu an midemin büyüdüğünü evet tabii ki hissediyorum ama tutup da 2 tabak yemiyorum. Yani orada gördüm mü? Evet Feren diyor ki midem büyüdü mü bunu hissediyor musun? İstersen miden 2 tabak yemek alır mı? Hayır. Arkadaşlar. Bizler hayır. midemizin aldığı kadar yemiyoruz. Öyle değil mi Özlem? Ölçü. Ben onu söylemek istiyorum. Eğer tabii ki yemeye çalışırsam üçüncüyü de yutarım ama tabii geri çıkar o ayrı evet. mesele de iki. Yani bizim iki. Ebru şimdi Neriman Hanım yine bir şey söyledi. Bak diyor ki terapi ben de istiyorum Bora Bey diyor. Ebru Neriman Hanım terapiye kaç kere gelmişti? Özlem ne yapıyor Ebru? Çok yapıyor, ben de şaşırdım. Ama bu cümleyi okuduğu zaman Neriman Hanım hiç gelmemiş gibi anlaşılıyor. Gelmemiş gibi zannettin de hani böyle çok. Ha. Bireysel grup terapisine gelmedi diyor. Bireysel o zaman, çok geldi. O zaman öyle. Gelmiş olabilir, gelsin. Şimdi çok sorulardan biri. Ebru yukarı alır mısın lütfen? Kardelen Pekeli diyor ki bizim hastamız olmayan biri. Evet. Şimdi bu çok... bu aralar çok popüler oldu bu soru. Bu soruya yine canlı yayında cevap vereceğim. Evet, bana da çok soruyor. Evet, ben Bora Bey'in hastası değilim. Terapi alma imkanım yok. Benim için ne söyleyebilirsiniz? Vigor diyor. Uzman yardımı olmadan bu işi başaramazsınız. Kişisel olarak kendi deneyimimi paylaşmam sizi yanlış yönlendirir. Lütfen devlet hastaneleri açıkçası ücretsiz bunu karşılıyor.
belediyeler de karşılar hale geldi yeni sistemle. Lütfen buna başvurun. Yani tek başınıza yapamazsınız. Ebru yukarı alır mısın? Soruları lütfen düzgün takip edelim. Biraz daha yukarı bakın bir soru geliyor. Özden Samyeli Kapanoğlu'dan. Bizler de terapiye gelebilir miyiz diyor. Bilmiyorum. Şimdi bununla ilgili zaten bir sorun oluyor. Şimdi bizim ameliyat yapmadığımız hastaları yılda 300'ün üzerinde ameliyat yapıyoruz. Ve bu konuda deneyimli bir psikologumuz var ve bu gerçekten bu konuda çok deneyimli. Evet, sen de biliyorsun. Evet. Bizim eğer biz dışarıdan hasta kabul edersek ameliyat yapmadığımız zaman 600 hasta var 2 yılda. Çok yani her yıl program içinde artıyor. Olan 600 hasta oluyor. O yüzden bu hastaların tedavi süreçleri aksayabileceği için hani böyle bir uygulama içinde değiliz. Zaten bizim terapi sürecimiz ameliyatın bir destekçisi. Onlar kombine bir tedavi biliyorsun. Evet. Hani biz burada terapiden vesaire hani ne bir ücret ne farklı bir şey alınan bir durum değil. Değil bu mi? Sadece olunan ameliyatla beraber kombine bir tedavi. O yüzden dışarıdan hasta kabul etmemiz gerçekten hani yani çok isterim ama imkan zaman olarak mümkün değil. Bir günde 24 saat var lütfen. Bir de beni tanıyanlar bilir. Bir şey yapacaksam layıkıyla yaparım. Aynen ya da yapmam öyle, yani biliyorsun. Evet. Ya tam ya hiç. Neriman Hanım'a son yayının sonunda bir cümleler kuracağım Neriman Hanım. Bizi izleyin. Bizim beynimizde, gözlerimizde obez maalesef diyorlar. Tuğba Dece Deli. Ben ara öğüme kahvaltı yapamıyorum. Bana öneriniz ne olabilir? Özür önerin nedir? Neden diye bir sorarım. Çünkü acıkmıyor musun? Ya da ameliyatlı mı? Sen tanıdığım bir hasta değil. Evet, tanıdığım bir hasta. Ya bizim hastamız değil, tanıdığımız bir hasta değil. Benim tarafımda ameliyat edilen bir hasta değil. Bütün hastalar bizim. Bizi izleyen herkes hastamız, dostumuz. Orada bir patronumuz ederim. Evet, şimdi Tuğba Dece Deli. Ben ara öğüme kahvaltı yapmıyorum. Bana önerir dedi. Sen de dedin ki yapamıyorum diyor. Sen de dedin ki acıkmıyorum dedi. Sen her acıktığında yemek mi yiyorsun? Hayır, acıkmıyor mu dedim. Yani tamam. Ameliyatlı olup olmadığını sen acıkmadığında yemek yemiyor musun? Hayır. Öğün saatinde neyse. Öğün saatinde yiyorsun. Yani acıkmadan bağımsız olarak. Acıkıyorum. Bu acıkmadığım anlamına gelmesin. Çünkü hani tamam açlık hissimiz bir önceki yine göre değil ama acıkıyorum. Öğün saatime bakıyorum değilse hemen kaçıyorum yani. Bu. Ama şey de var, alışkanlıklar da bazen mutfağa çekiyor insanı. Bazen oluyor. Onu yememek yanlış gibi geliyor. Yeşim Hıdır hocam ben çok takıntılıyım. Bu ameliyatı olduktan sonra tüp mide ameliyatı yani bu yüzden pişman olur muyum diyor. Hayır. Yaşayan biri olarak. Peki Özgür sen bizim tarafımız ameliyat edilmeye, ameliyat sonrası bu desteği almasaydın pişman olur muydun? Eğer destek almasaydım pişman olurdum. Çünkü eski Özgür yine yaşamaya devam ederdi. Kendimin farkına varmazdım. Bu sadece yemek bağımlılığıyla alakalı bir terapi de görmüyoruz. Kendimizi keşfediyoruz, kendimizle ilgili yeni şeyler öğreniyoruz. Evet. Ve buna adaptasyon sorunumuzu çözüyoruz. Dolayısıyla mutsuz olurdum. Evet. Necla Hanım diyor ki bizim hastamız, benim tarafı ameliyat eden bir hasta. Necla benimle iki gün arası vardı değil evet. mi? Evet, anlıyorsun. Hocam bunca yıl kemiğim olduğunu bilmiyordum. Ameliyat sonrası bu mutluluğu yaşamaktı benim için. Acaba bana özel mi bu mutluluk, Özgür'de yaşıyor mu diyor. Var, kemiklerim var. Ne kadar eğlenceli bir şeymiş. Bu hatta şey vardı, yeğenim de. Yeğenimin bana söylemiş olduğu bir şey var. Yani dakikalarımız da bitiyor ama ben geçen bir hafta... Bir 10 dakika alacağım. Evet, geçen hafta ailemin yanına gittim. Yeğenim bana böyle sarıldı. Dedi ki hava kemiklerim çıkmış, ben sana sarılamam bir daha dedim. O kadar. Özgür, Sercan Yazıkoş diyor ki, Özgürcüğüm duygusal olarak kötü olduğum bir gün hiç tıkanırcasına yemek yedin mi ameliyat evet, sonrası? Evet, yedim ve kustum. Ve sonrasında terapilere başladım zaten. Bir daha yapmadın değil mi? Yapmadım. Terapilere geldikten sonra. Geldikten sonra bir daha kusmadım. O kadar. Tıka basa yemedim. Yemem, hayır. Bak Teri Hanım diyor ki, Teri Hanım grup terapilerde daha hızlı ilerleme olur. Evet, evet. Kesinlikle. Şimdi şöyle yapalım. Özlemci olarak. Canlı yayında Ebru. Teri Hanım'a bir iş teklifinde bulunalım. Teri Hanım hem psikolog. Şimdi bizim Hazal Hanım'ın özelliği neydi? Hazal Hanım babası ameliyat olmuştu. Evet. Evde bu süreci yaşamıştı. Evet. Ve inovasyonu açık benim tarafından yetiştirmiş bir psikologtu. Dışarıdan gözleyendi. Ama dışarıdan gözleyen. Şimdi Teri Hanım içeriden gözleyen de uzunca bir süreci geçirip belli bir tecrübeye ulaşmış bir hastamız. Biz de Teri Hanım bir
sonuçta aktif olarak çalışıyor ve Teri Hanım'a şunu soralım. Canlı yayında soruyoruz. Her şeyi açığız biliyorsunuz. Teri Hanım'a aslında iş teklifinde bulunur. Teri Hanım her hafta 2 saat, tabii psikolojik olarak bu etik kurallar içinde mi, doğru mu onu da bilmiyorum, ona da cevap ver inşallah. Her hafta belirlenen bir 2 saatte, hafta sonu da olabilir, bu cumartesi günü de olabilir, sabahleyin olabilir. Tamamen benim organizasyonumda, burada Mecidiyeköy'de ofiste belirli sayıyla düzenli bir şekilde acaba grup terapileri yapar mı? Şimdi kendisine bunu soruyoruz. Ne bununla ilgili ya? Cevabı alacağız Teri Hanım'dan. Teri Hanım, canlı yayınları izlemek bu kadar kolay değil. Biz sunarken zorlanıyoruz. İzleyicileri de biraz da yoruyoruz. Evet. Kübra Güner diyor ki, iyi yayınlar hocam. Ben su içemiyorum. Neden acaba? Su içmemiz gerekiyor ama ben hiç içemiyorum. Özür, sen hiç su içemediğin dönem oldu mu? Bunu nasıl düzenledin? Ameliyattan sonra ilk evrede sıvı dönemde su içmekte zorlanıyordum ama Bora Hoca bana birkaç taktik uygulattı. Söyleyebilir misin canlı yayında bu taktikleri? Söylesen olur mu? Yani seninkileri söylüyorsun. İşte içine bir dilim limon atıp ya da işte bir dilim salatalık atıp onu böyle o daha böyle aromalı, içilebilir aromalı hale getirir. Arkadaşlar alkışlıyoruz. Selamlar, cevaplar. Harikasın. Evet arkadaşlar, Teri Hanım yeni yılda canlı yayında yeniliklerimiz hep devam ediyor biliyorsunuz. Yeni yılda yarın kendisine ulaşacağım. Teri Hanım da bizi kırmadı. Cumartesi günü bunu sayfamızdan yayınlayacağız. Grup terapileri ve bununla ilgili bir işte ya ofisimiz olur ya da herhangi bir güzel bir kafeteryada sizlere böyle bir çay partisi de olabilir. Ama tabii katılımın düzenli ve aksatmadan devam ettiği grup terapileri için Teri Hanım'dan söz aldık. Teri Hanım'ın uygun olduğu bir günde, özellikle hafta sonları, Teri Hanım bize artık grup terapilerini Teri Hanım'la beraber yapacağız. Ne diyorsunuz? Ben bayıldım bu habere. Vallahi bu habere ben de bayıldım. Teri Hanım'a inşallah böyle zorlama yapılmamıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz Teri Hanım bizi kırmadığı için. Deniz Bey diyor ki, Öznur'un çok enerjik, yine bayıldım enerjisine diyor. Teşekkür ederim. Lale Altuntaş, hocam İstanbul'dasınız. Evet. Sizin terapilerinize gelemem ama İzmir'de önerebileceğiniz var mı? Lale Hanım, konuya böyle yaklaşan İzmir'de bir ekip tanımıyorum. Belki vardır ama bilemiyorum, kusura bakmayın. Yeşimidir hocam, ben çok takıntılıyım. Tüp midem ameliyatından sonra bu takıntılar yüzünden çok zorlanır mıyım? Bunu Öznur cevap vermişti, kesin zorlanmazsınız diye. Evru telefona bakıyor, saate bakıyor, evet, hastaneden evet, mesajlar geliyor, Özgür diyor, hızlı diyor, evet daha sorularım var, bitiremedim, hızlı hızlı bunları alacağım. Tuğba Dejedeli, evet tüp mideliyim, peynir, yumurta, kısacası kahvaltılık her şeyde midem bulanıyor, bu nedenle yapamıyorum, sabah uyandığımda aç olmuyorum. Tuğba Hanım, ne kadar oldu ameliyat olalı, buna cevap verirseniz ben size cevap vereceğim. Evru devam edelim sorular varsa. Selahattin Adıgüzel hocam, hastanız olmadığım halde sürekli sizi takip ediyorum. Tek kelimeyle süpersiniz. Bu arada Özgür'e çok teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldu diyor. Selahattin Bey, yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Başakaya diyor ki, Vigor ne mutlu, ne tatlı bir gülüşün var maşallah. Demet Gülgün, bu terapi aynı zamanda bize terapiyi yaşamamıza taşımasıyla sağladı. Birbirimizi tatilde geçer yarısı bile destekliyoruz. Aynen. Orada da konuşuyoruz diye Demet Gülgün'e selamlar sunuyoruz. Evet. Ülker Karataş, Vigor arada tiyoların devam arttı. Çok sık ne oldu? Videolar videolardan mı? Evet, videoların devam. Ha, videolar devam diyor. Ülker Karataş, çok sık acıkma oluyor. İyi yayınlar Bora Bey. Teşekkürler Ülker Hanım. Bunu anlayamadım, özel mesajla konuşuruz. Müberra Seymen Kartal, ben bu grubu istiyorum katılmak, Teri Hanım kabul ederse. Teri Hanım'a şimdiden yani Ebru Hazal'ın pabucu dama atıldı herhalde. Teri Hanım gümbür gümbür geliyor. Hazal Hanım'ın yeri ayrı şimdi. Hazal'ı mahvettirme. Buyurun. Ben bile kıskandım yani. Ama galiba tedavi açısından Teri Hanım buna cevap verir. Grup içinde ameliyat olmayan birini alır mı onu bilemiyorum. Yok. Ona tabii Teri Hanım karar verecek. Orhan Sayan, canlı olacak değil mi terapi diyor. Teri Hanım, biz teşekkür ederiz. Teri Hanım, Orhan Bey'in sorusu da var. Canlı olacak değil mi bu terapi diyor. Galiba terapide böyle bir canlı uygulama yok herhalde, değil mi? Yani buna cevap verirseniz belki
Tabii sizle açacağımız yeni çığırla belki olabilir farklı yani. Bir noktaya gibi. Tabii olabilir. Teknik açıdan Tere Hanım bilir. Bu konu hakkında evet. Benim çok ciddi evet. Bilgim yok. Sonra kanlı canlı Özgür seni kanlı canlı görmek istiyorlar. Sevinç Meşekran da valla ben gelirim demiş. Leyla Şimşekli'ye grup terapilerine katılmak istiyorum. Dışarıdan da alın lütfen. Bununla hocam ilgili biraz öncesi. Evet farkındayım. Canlı yapın terapi diyor Orhan Seyhan. Buna Tere Hanım karar verecek. Evi ben sorularıma döneyim mi? Evet. Bize oradan şey oluyor şimdi. Kübra Güner salatalık suyun içine mi koyacağız acaba hepsini mi demiş. Bunu anlayamadık. Kübra Hanım bunu anlayamadık. Bir daha cevap sorarsanız seviniriz. Boru Koç size terapi yapıyor mu? Hayır. Yapmıyor. Yapıyor mu? Hayır canım. Ona terapi uzmanı yapıyor. Ona neden süper? Artık soru cevap alıyoruz. Soru cevap. Tek kelime. Tuba Delce Deli diyor ki 4. aya girdim diyor. Tuba Hanım B12 ve B1'inizin sonuçlarına baktırmanız lazım kan değerlerine. Bazen bunların eksikliğinde de su içemiyor olabilirsiniz. Bu yüzden buna bakmak lazım. Evet oraya. Evrim bu tarafta böyle oralar bitir. Kansız biri olarak. Ona neden Süpermen diyorlar? Teker cümle, tek cümle. Kaçamak yaparsanız size uçuyor. Dedi ya bana neden Süpermen diyorlar? Her şeye yetişebildiği için yani ben kendisini zaten takdir ediyorum. Söylemiştim de daha önceden. Buradan da söyleyeyim. Gerçekten her hastaya ve kendisine, ailesine yetişiyor. Zaten bu yüzden bile sana neden, devam ediyorum. Niye blok açtı? Blok açtım çünkü bu süreci paylaşmak ve insanların yalnız olmadığını onlara göstermek istiyorum ve bu öneri Bora Hoca'dan geldi. İyi ki de geldi. Herkesle iletişim halindeyim ve inanılmaz derecede ilham olduğumu gördüm. Bu yüzden çok mutluyum. Tere Hanım canlı ne demek diyor? Tere Hanım canlı böyle bir şey istiyor. Sordular acaba böyle olabilir mi? Canlı yayında dediler. Nazar değdi yayınımıza. İşte oluyor eşekler. Olabiliyor eşekler. Sıkıntı yok. Fazla yoktu özüm. Tere Hanım şunu soruyorlar. Acaba burada terapiyi canlı olarak yapıp Facebook üzerinden bunu yayınlayabilir miyiz diye soruyorlar. Hani bununla ilgili size sormak istiyorum. Benim bu konu hakkında bilgim yok. Sen benim çalışanım mısın? Hayır. Hatta Esra Hanım şu an bağlanmış canlı yayında gördüm. Benim kendisi muhasebe ve finans yöneticimdir yani. Lütfen ispatlayabilirim. Bedia, Vigor benim çalışanım mı? Değil tabii ki. O benim ev arkadaşım ve bir muhasebeci. Bakın Tere Hanım diyor ki etik olarak böyle bir şey olamaz. Bizde düşünce uçuşmaları devam ediyor. Tere Hanım bunu sizle değerlendireceğiz. Tabii bazı bize buraya gelemeyen hastalar oluyor. Başka yerde ameliyat olmuş ve yardım isteyen. İnternet üzerinden böyle bir terapi grubu kurabiliriz. Bununla ilgili sizle konuşacağım. Bizi izleyen arkadaşlar da bunun teknik altyapısı ve olabilirliği hakkında Tere Hanım'la detaylı konuşacağım. Ama bizim ameliyat ettiğimiz hastalarımız Tere Hanım tarafından artık grup terapilerine alınacaktır. Bu müjdeyi de sizlerle paylaşıyoruz ki hazırlığınız canlı yayına katıldı. Bakın Esra Aktaş neden demiş bizimle çalışıyor. Son zamanlarda dans etmeye neden karar verdi? İçimdeki hareketli vigor ortaya çıktı ve çok eğleniyor. Eğlenirken de dans ediyor. Evet. Hep böyle. Neden dans etmeye karar verdi Bedia? Yani yemeklerle ilgiliydi başlangıcı ama sonrasında mutlu oldu ve mutlu olduğu için dans ediyor. Hareket edebildiği için dans ediyor. Obez beyin deyince bizim hastalarımızın dışındaki hastalar neden rahatsız oluyor? Çünkü farkına varmak istemiyorlar. Farkına vardıklarında çünkü kendileriyle yüzleşiyorlar. Olmuyor öyle. Bedia, obez beyin deyince diğer hastalar neden rahatsız oluyor? Bence yemek mücadelesi falan onları rahatsız ediyorsa eğer obez beynim de onları rahatsız ediyor olabilir. Belki de obez beyniniz savaşıyordur sizinle. Farkına varın. Bedia obez olsa ameliyat olur muydu? Çok zor bir süreç yaşıyorsunuz ama ben olsaydım olur. Evet olur. Sağlık için. Şimdi Ferhan Hanım diyor ki toplantıları Vigor da katılsın, yaşam koçu olsun. Vigor Hanım'ın böyle bir, bakın arkadaşlar Vigor Hanım'ın böyle bir eğitimi yoktur. Yok. İnternet üzerinde vesaire orada ben de görüyorum. Hiçbir eğitimi olmayan insanlar yaşam koçu olarak insanları kötü örnek oluyorlar. Lütfen buna izin vermeyin. Yaşam koçluğu farklı bir şeydir. Eğitimini almak gerekir. Başak Aya bizim hastamızdır. Yaşam koçudur. Eğitimlerini almıştır. Eğer yaşam koçu arıyorsanız Başak Aya'ya ulaşacaksınız. Ben sadece kendi sürecimi, kendi mücadelemi anlatıyorum. Yaşam koçu değilim.
Evet. Ha. Düzenli beslenmeyi öğrenebildin mi? Öğrendiğimi düşünüyorum ama henüz bu işi bitirmedim. Evet. Vigor düzenli beslenmeyi öğrenebildi mi? Aynı şekilde katılıyorum. Öğrendiği uygulamaya koymaya çalışıyorum. Sen düzenli beslenmeyi biliyor musun? Çok bildiğimi söyleyemem. Öznur'la birlikte ben de biliyorum. Evet, beraber yapıyoruz. Sen Vigor'un, Bedia, Vigor'un tekrar kilo alacağını düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Çok mücadele ediyor. Ciddi anlamda mücadele ediyor. Ve bunun için de birkaç adım önde olduğunu düşünüyorum. Hani sorguladığı için ve bununla mücadele ettiği için almaz. Almaz. Vigor, sen tekrar kilo alacağını düşünüyor musun? Evet, tekrar kilo alacağımı düşünüyorum. Bu yüzden mücadeleyi bırakmamak için deli gibi savaşıyorum. Evet. Arkadaşlar, 10 dakika gecikmeyle. Ama bugün çok önemli bir konuk vardı. 2016'da Vigor'u kabul etmeden yayını tamamlayamazdık. Vigor olmadan bu yayın olmayacaktı. O yüzden Vigor'u kabul ettik. Vigor'a çok teşekkür ediyoruz. Yayınımız da bizi kırmadı. Evet. Vigor burada. Kendisi bütün soruları içtenlikle, Bedia ile beraber içtenlikle cevapladı. 2016 yılında bu ofiste yaptığımız son yayını 2016'ya damgasını vuran Vigor'la yaptık. Vigor burada. Çok eğlenceli bir yayındı. Vigor için teşekkür ediyoruz. Ebru, müziği sesini açar mısınız diyor. Ben müziği sesini bastırıyorum Ebru. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayındı. Bedia'ya teşekkür ediyoruz. Özgür'e teşekkür ediyoruz. Tabii her zamanki gibi Ebru'ya da teşekkür ediyoruz. Haftaya yazıcıların evindeyiz. Bir aileden 7 kişiyiz. Neden ameliyat ettik? Bu nasıl bir aile? Bu aile kaç kiloydu? Bunlar ne yapıyor onlar için? Canlı yayındayız. Neriman Türkmen'e de cevap verecek fırsatımız da kalmadı. Süre aşımından Neriman Türkmen kurtuldu. Herkese teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bilseniz yarın ameliyatımız var. Ve sizi son cümleleri için Vigor ve Bedia ile karşı karşıya bırakıyorum. Sakın kendinize yenilmeyin. Okay, sizi çok seviyorum. Başaracaksınız.